Herkese selamlar. The Kurum Motor Fest'te BMW M4 modifiye edeceğiz. Takipçilerimizden Hasan Şen yüz istemişti. Buradan da ona selamlar olsun. Şimdi renkle başlayacağız. Bence çok güzel bir renk var arabada. Şöyle değişik bir gri tonu ama çok çok güzel bir ton. O yüzden bunu yapıştırdım ve 1500 kaymayı arabaya bayıldım. Sonrasında hemen modifiyelere geçeceğiz. Arabaya karbon fiber yapmayacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Bence bu gayet güzel yapıştır. Sonrasında ön tamponlara bakacağız. Şöyle aslında iki gibi hafiften abartılı olanlara bakabiliriz. Beşincisi de gayet güzel duruyor. Beşi hemen yapıştırdım. 3800 kaymede. Maalesef buna verdik. Hemen ön çamurluğa bakacağız. Ön çamurluğu aslında çok abartasım yok ya. Yani biraz cins duruyor araba. O yüzden kanatçıklı olanı alalım. Biraz daha sade kalsın. Araba zaten çok detaylı ve ee, gayet e, modifiyeli gibi duruyor kendinden jantlara bakacağız bmw'nin kendi jantları aslında uyar buna. hatta şu olabilir renk de çok yakıştı baba hemen 7600 kaymayı feda eder ve bunu alır kalipere karışmayacağım zaten jantla uyumlu e, dikiz aynasını hemen yapıştırdık karbon fiber dokunuşta bulunduk en performansı hemen yan tarafa yan marş bir ekledik şu e, çamurluklar çok hoşuma gitmiyor yapmayacağım bu ne? Karbon fiber versiyonu mu? Rüzgarlı. Bak şu da fena değil. Zaten BMW'nin kendisininkiymiş. 4 daha da güzel. 4'ü yapıştır. Birazcık da modifiyeleri pahalıymış yalnız. 7000 7000 iyi geçirdiler he. Arka tampona bakacağız. Şu fena değil. Bu mesela oha. Egzoz borusu anasını satayım. Şu. Bu ne? Olur mu acaba? Bu gider mi? Hadi bunu yapıştır. Difüzör falan böyle bir kallavi olsun biraz. Ama öyle 7-8 tane egzoz da istemem yani. Şu tarz bir şey gitmez. Rengi şöyle gri yapsak? Gri olsun dur. Hatta şöyle kapalı Alcantara tarzı bir şey herhalde bu. Yapıştırdım. Burada zaten çok seçeneklerimiz yok. 3000 kaymede sevgili Ubisoft bizi buradan soydu ve buradan çıkabiliriz. Vanity kısmına geldik. Neonlar ve işte ne bileyim lastikler. Dış parçalar, onları ekleyeceğiz. Şöyle bir şey olabilir. Bence bu arabaya güzel gider. Doğrudan yazılı şeyler var mı? Yok herhalde. Bende yok yani en azından. Şunu alalım. Duman olarak bir şey eklemeyeceğim. Nos e, alevini ekleyebiliriz. Şunlar mesela bu arabaya gitmez acı. Hiç gerek yok. Camları karart. Gerçi camları karartma çünkü e, çok güzel duruyor koltuklar falan. Kalsın. Şuraya da. Şöyle donk ekleyelim. Ve arabaya livery falan eklesek mi diye bir bakalım. Şöyle güzelinden bir şeyler varsa ekleriz ama bak bu fena oldu ha. Bir şey söyleyeyim mi babalar? Bu 10 numara 5 yıldız ben bunu eklerim. Acımam. Parası neyse de veririm, sıkıntı yok. Sonrasında geldik performans kısmına. Diyeceğim de performans kısmında bir şey yok anasını satayım. Demek ki bu arabaya performans parçaları ekleyemiyoruz. Yavaştan yarışımıza geçeceğiz. Bu arada yarışa girmeden önce size şöyle sağdan soldan bir arabayı da göstereyim. Bence var ya fişek gibi olmuş araba. Siz de arabayla ilgili zaten yorumlarınızı yazarsınız. Bu arada performans parçalarımız da fullmuş. Zaten ben bunu fulllemişim. O yüzden sıkıntımız yok. Yavaştan yarışa geçebiliriz. Bir gece ansızın böyle BMW'mle yarışa gelirim. Bakalım önümüzdeki lavukları, lamboları falan tokatlayabilecek miyiz? Çatlat bu gazı. Az bir şey vardı ama olsun. Kalkışta bize yardımcı olur. Vinyl falan iyi ki eklemişiz bu arada. Harbiden çok güzel bir hava katmış arabaya. Charger dur dayı. Lambo mambo ben bilmem öyle. Ferrari'miş yok Lambo'ymuş. Zengin arabasıymış. Gelir hepinizi böyle tokatlarım var. Fred çık dayı sen git Fener'de topunu oyna. Ne işin var lan burada? Sonra sakatım ayağına oynamıyorum bak. Yakışmadı hocam. Arkadan arkadan geliyor lavuklar ama Tokatlamaya çalışacağız Hasan'a da buradan teşekkürler Çok güzel bir tavsiye vermiş Siz de dediğim gibi eğer e, Görmek istediğiniz araba varsa yorumlara yazmayı unutmayın İtina ile arabalarınız modifiye edilir 5 dakikada da böyle teslim edilir Doğalgazı çatlat kolonlar inlesin Burası keskin burası keskin Çok keskin viraj bayağı keskin çıktı alkol keskin çıktı Kolonya keskin çıktı baba dur Arabanın sesi de bu arada harbiden güzel. Birazcık dinleyeyim dedim de. Baya baya güzel. Hafiften şöyle bir düzlüğe geçince kokpite de geçeriz. Hatta burada bir geçelim bakalım. Arabanın kokpiti baya şekil duruyordu. Ki harbiden de öyle yani. Hafiften driftimizi de çatlattığımıza göre klasik olarak birinciliğe hazırız demektir. Zorluk bu arada 5 üzerinden 3. Yani ne çok zor ne de çok kolay. Tam böyle orta seviyede açtım ama elemanlara 3 saniyelik farkı yapıştırmışız. Yokuş yukarı. Apyalı yarışına döndü şimdi birden bu. Çok güzel. Ver yanı. Ver 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 ver. ver. Biraz da şöyle ver. Tamam çok da yan verdin mi sen sapıtıyorsun. Belli oldu hocam. Nosu çatlatırken şu arkadan çıkan halka şeklindeki efekt harbiden güzel. Yakıştı arabaya. Bu arada şimdi düşündüm de vinyl'ın rengi altın rengi olsa jantlarla falan da çok daha uyumlu olurdu. Daha da güzel olabilirdi ama kırmızı da hiç fena değil. Downhill'a geçtik şimdi de. Bu zaten Japon playlistinin bir yarışı. O yüzden açtım bunu da. Severiz yani böyle tog yarışlarını. Aslında bir tog yarışı açtık. Dağ yolunda. İlerliyoruz ve doğal gazımızı, son doğal gazımızı çatlatıyoruz. Gördüğünüz gibi birinci de oluyoruz. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Eğer videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok çok sevinirim. Arabayla ilgili dediğim gibi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Varsa istek aracınız onu da mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.